bu sizin için bir dezavantaja dönüşebilir diyelim. Ve Galacticos Dark Passage arasında haftanın ilk serisi ama haftanın çok önemli serilerinden bir tanesi. Burada Galacticos ekibi eğer ki galip gelirse Dark Passage ile olan puan farkını 5'e çıkaracak. Ve kendileri aslına bakarsan KMF'yi garantilemiş olacak bu galibiyetle beraber. Öte yandan Dark Passage burada galip gelirse onlar da 14 puana çıkıyorlar. Ve KMF yolunda yine iyi bir iş yapmış oluyorlar ama kesinlikle garantilemiyorlar. Şunu da hatırlatalım, bu takımlar arasındaki sezonun başında oynanan seri 1-1 beraberlikte sonuçlanmıştı. O yüzden burada alınacak galibiyet her iki takım için de çok önemli rol sahibi oluyor. Yasaklamalarda yavaştan geldi. Galacticos tarafında Ivern, Malzar ve Camille görüyoruz. Her ne kadar 7.4 yamasında bütün büyük itinde bir dengeleme gidilse de hala takımlar tarafından ilk seçim alınabiliyor. Ve Galacticos mavi tarafta olmasına rağmen Camille'i yasaklayan taraf aynı zamanda ve onlar da Graves tercihinde bulundular ilk seçimde. Graves zaten şu metada Varus ortalarda olmadığında ilk alınması gereken şampiyon, hele ki bir de Ivern'in yasaklandığını düşünürsek şu anda verimli şampiyonların, orman şampiyonlarının sayısı 2 iken biri yasaklandı, biri alındı. Artık ikinci tier'a geçme vakti geldi. Aynen öyle. İkinci sete geçme vakti geldi. Oradan da Rengar geliyor. Yalnız ben aşağıda bir LeBlanc yasaklaması gördüm. Gerçi yani biraz konu dışı olacak ama 7.5'te yani öyle bir dengeleme geldi ki direkt şampiyonu resmen belini kırdılar. Hani 7.5'te çok net bir şekilde LeBlanc'ın ne seçim yasaklama ekranına göreceğimizi ben tahmin etmiyorum derken DP'de kendi tarafında Rengar'ı ve Rumble'ı tercih etti. Aslında Rumble'la bu arada geçtiğimiz hafta Wicked Fenerbahçe Esports karşısında ikinci maçta Rumble oynamıştı. O maçı da ben anlatıyordum ve analiz masasıyla arada çok ciddi bir tartışma yaşamıştık. Nasıl oynadı? İyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Yani benim aklımda kalan 2-3 tane çok güzel ultisi vardı. Şöyle sonra yapalım. İyi de iyi, kötü değil de 10 üzerinden ben açıkçası o performansa 6 verirdim. Öyle söyleyeyim yani. İyi kötü arası. Demek ki ben biraz fazla etkilenmişim. Ben 7 verirdim herhalde. Ama sonra analiz masası beni ikna etti. 6.5'da anlaşırız da galiba. 6.5'da anlaşalım. Oyun sonunda attığı ultilerin birazcık daha etkili olması evet gerektiği konusunda birleştik. Bu arada Mean TNT de yine geçtiğimiz hafta seçilen şampiyonlardan bir başkası Tristana. Galatasaray Esports karşısındaki seride cebinden çıkarmıştı diyeceğim. Çünkü Tristana genel anlamda çok fazla gördüğümüz bir şampiyon değil. Dünya sahnesinde de böyle. Ki zaten hani Galacticos'un zaten hani takım kimliği bu. Hatırlayacaksın bu takım Sinch'de oynadı üst koridorda. Evet. Yani bir anda ekstra bir şampiyon çıkartıp sizi şaşırtabiliyor ve bu da senin söylediğin gibi ondan bir tanesi geçen hafta ve yine Mean'in ellerinde bu haftada. Geçen haftaki performansına bakalım, yakın bir performans gelecek mi? Çünkü geçen haftaki o Tristana performans bayağı göze hoş gelen oyunlarda yaptı oyunun ilerleyen dakikalarında. Evet, aynen öyle. Yani biz koridor aşamasını kazanır kazanamaz derken oyunu aldılar ve aşağı koridordan taşıdılar diyebiliriz. Üst koridorda tank olarak Nautilus'u izleyeceğiz. Brolya'nın ellerinde. Karşı taraftaysa Dark Passage'da Immortor'u Karma aldı. Muhtemelen Rogue adına alınmış bir tercih. Yalnız yani ben şu şöyle bir nokta değinmek istiyorum. Takıma baktığımız zaman sanki biraz kitle kontrolünde sıkıntı var gibi şu anda DP tarafının. Biraz da diğer seçimlerde kesinlikle kitle kontrol efektine yönelik şampiyonlar alması gerekiyor. Çünkü Galacticos zaten o açığı kısmen Nautilus'a kapattı diye. Yani sadece Nautilus, aslına bakarsan bir şampiyonla 3 tane kitle kontrolü imkanı yaratır mı? Yaratır. Yaratıyor. Dolayısıyla Nautilus olunca yaratır. Yani şu iki şampiyonun yanına Nautilus gelmese aynı şey Galacticos için de konuşacaktık. Çünkü onlarda hiç kitle kontrolü yok neredeyse. Daha doğrusu sert kitle kontrolü yok. Sersemletme ya da yerine mıhlama. Öte yandan Nautilus bu açıkların tümünü kapatabilir. Yasaklamalarda destek hedefleyen Dark Passage Nami ve Lulu'yu Vox'un ellerinden aldı. Öte yandan Holy Phoenix'in elini birazcık sakatlamak isteyen Galacticos da Jhin ve Sivir'i ellerinden aldı. Eşe kim kaldı? Burada, yani Holy Phoenix kaldı. Yani burada eşe oynamasını muhtemelen tercih edeceklerdi ama bu noktada Dark Passage direkt Caitlyn ve Karma koridorunu tercih etti. Biraz erken dakikalarda dürtmeyi seven bir ikili. Yani koridoru domine etmeyi seven bir ikili. Bakalım bu noktada Dark Passage bu alt koridoru nasıl oynayacak? Tabi buna karşılıklı şimdi Galacticos'un cevap vermesi gereken seçimleri de kendi tarafına alacak. Şimdi şunu söylemek lazım tabi. Tristana oyunun sonlarına doğru çok kuvvetleniyor. Oyunun başında da ciddi bir kule alma makinesi. Ama tabi karşısında Caitlyn varken nasıl performans göstereceği birazcık daha soru işareti. Çünkü geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında oynarken karşılarında Jhin vardı. Menzi'de biraz sıkıntı çekecektir oyunun erken dakikalarında. Caitlyn ise o ilk yani 4. 5. 6. seviyelere kadar oyunda iyi dönemlerinden birini geçiren, sonrasında çok ciddi bir düşüşe geçen bir şampiyon. Bakalım neler yapabilecekler. Ryze ve Thresh bu arada Galacticos'la bu seçimlerle beraber 5'lisini tamamladı. Ve diğer taraftan Immortor'un ellerinde Cassiopeia izliyor olacağız. İnanılmaz bir hasar potansiyeli var Dark Passage tarafında. Hasar potansiyeli olmayan herhangi bir şampiyon yok. Ama kim tutacak? Yani
çok iyi bir nokta dedin. Yani bu takımı takım savaşını kim başlatacak? Şimdi Rumble ultisi gelebilir. Rumble ultisinin çok güzel gelmesi lazım ki hani ve rakip takımında o noktada sıçralarının bekleme süresinde olması gerek. Çünkü sağ tarafa baktığımız zaman ya inanılmaz derece çok güzel bir Cassiopeia ultisi gelmesi gerekiyor veyahut da Karma'nın bağıyla beraber sıçra belki hani ufak çete savaşlarından bir şey çıkarması gerekiyor. Çok haklısın ama zaten Karma sıçrayı atacak. Sersemletmesi belli bir süre sonra aktifleşen bir yani. Sersemletme. Yani yakaladıkları birini tutmak için ellerinde olan tek, gerçi Bola'nın olduğunu da söylemek lazım. Bola da o noktada biraz faydalı olabilir ama daha çok yavaşlatmaya yönelik bir kompozisyon kurdu Dark Passage. Öte yandan Galacticos tarafında kitle kontrolünün biraz eksik kaldığını düşünmüş olacaklar. Thresh'i eklediler. Bir de Ryze eklediler hem hasar hem kitle kontrolü. Ama o tarafta da ben Tristan haricinde ciddi bir menzil eksikliği şunu görüyorum. Şunu söylemek lazım. Aslında Ryze ve Thresh'in arasında ufak bir sinerji var. Şimdi siz Runabis'in nasıl olsa herhangi bir yetenek atışı değil. Yani hedefe atıyorsunuz. Yani point and click dediğimiz. Tıklıyorsunuz ve büyü tekrar aktif oluyor. Arkasından Thresh bunu hani zincirleme kitle kontrol efektine döndürebilir ve böylelikle bu kompozisyon aradan birini çıkarma kompozisyonu dönüyor. Yani hasarlara baktığımız zaman Grace ve Ryze da devreye girdiğini düşünürseniz eğer bu noktada iyi bir seçim ekranı geçirir diyebiliriz Galacticos adına. Ama The Dark Passage'da sanki bir şeyler eksik. Özellikle takım savaşı başlatma konusunda. Şimdi baktığımız zaman büyü hasarına çok yönelik şampiyon var. Rengar ve nişancı pozisyonundaki Caitlyn eğer iyi bir oyun geçirmezse oyunun ilerleyen dönemlerinde çok büyük sıkıntı yaşayacaktır. Yani aslına bakarsan Dark Passage'ın eksik olmayan tek şey hasar. Yani dediğimiz gibi kadrodaki herkesin belli bir hasarı var ama o hasarı uygulamak için insanlara durun gitmeyin birazcık daha kızarın mı demek zorunda kalacaklar. Onu da karşılaşma başladığında göreceğiz. Tekrarlayalım. KMF yolunda çok önemli bir mücadele ve bizler de yavaş yavaş Sihirdar Vadisi'ne geçiyoruz. Bakalım KMF'ye kim gidecek? Bakalım ligden kim düşecek? 7. haftanın ilk serisi Galacticos'la Dark Passage arasında başlıyor. Taraflara baktığımız zaman da şu ana kadar koridorlarını koruyacaklarmış gibi görünüyor. Eşyalara da bir bak göz atalım. Bizi herhangi bir şekilde şaşırtan bir başlangıç yok. Aslında var. Şu an gözüme çarptı. Min TNT'nin bot ve bot başlangıcı. 4 tane peksimek. Çok ilginç. Hemen burada ben de hızlıca geçtiğimiz hafta karşılaşmada nasıl başladığına bir bakmak istiyorum. Benzer aslında bir başlangıç yapmıştı diye hatırlıyorum ama ilginç değil. Şimdi karşınızdaki ikili Caitlyn Karma olunca olabildiğince koridordaki o can havuzunu yüksek tutmak için birazcık burada peksimetlerine başvurmak istemiş ve bence gayet mantıklı bir karar. Ya tabii şimdi şöyle, Tristana tarafından da uzun kılıçla başlamanın pek bir faydası yok. Normalde yani eşten Varus'tan gördüğümüz o zırh deşmeye giden şampiyonlarda gördüğünüz başlangıcı yapamadığı için haklı olabilirsin bu noktada. 4 tane peksimeti istemiş ama geçtiğimiz hafta Jhin karşısında da Doran kılıcı ve tek bir iksirle başlamıştı Min TNT. Bu sefer birazcık taktik değiştirmek zorunda kalmış. İşe yarayıp yaramayacağını ise göreceğiz ki yani Caitlyn Karma koridorda gerçekten karşısında oynaması çok zor. Caitlyn'in zaten menzili bir dünya. Üzerine bir de Karma hızlandırarak üzerinize salacak rakibini. Ve karşılarında Thresh olacak. Yani Thresh her ne kadar menzili bir destek şampiyonu olsa da Karma ve Caitlyn yanında hani lafı bile olmuyor açıkçası. O yüzden o koridor birazcık sıkıntılı geçebilir Galacticos adına özellikle erken dakikalarda. Wicked bu arada ormancısına yardım etti ancak ormanın ters tarafından başladığı için Kou, Brolya'dan herhangi bir destek alamadı. Tabii her iki üst koridor oyuncusu da koridora birazcık geç gelip ormancının elini açık etmek istemiyorlar. Nautilus, Rumble eşleşmesini nasıl görüyorsun Trial? Ya bu noktada biraz daha avantajlı olan Rumble olabilir çünkü herhangi bir şekilde mana havuzu olmadığı için koridoru rahat ittirecektir. Tabii oraya gelecek olan ormancı baskını da önemli olacaktır tabii ki. Orman kampları da temizlenmeye devam ediyor. Kou keskin gagaları aldı. Şimdi kırmızı güçlendirmeyi temizledi. Oradan kayacılara mı gidecek? Hayır. Kayacılar zaten normalden biraz daha uzun sürdüğü için ormancılar tabii başlangıçta orada fazla vakit kaybetmemeyi tercih edebiliyor. Burada Kou'nun tabii bunları aldıktan sonra Wicked'a ufak bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği asıl soru. Baktığımız zaman Obvious bunu yapamaz. Çünkü doldurduğu bir iksiri zaten bitmiş. Orada golem. Şu anda kayacıl karşısında ciddi bir imtihan veriyor. Biraz güçlendirdik kayacılları. Orta koridorda da bu arada Souls Perfect'in Immortoria'ya kıyasla ufak bir minyon üstünlüğü ele geçirdiğini görüyoruz ama minyonları tabii rakibin kulesine yaslamış durumda. Dolayısıyla Immortor'u burada minyon kaçırmazsa eğer hop derken dememle beraber Sunucu Laneti hemen devreye girdi. Ki o noktada zaten Souls Perfect iyi bir iş başardı. Koridoru rahat ettirebilen bir şampiyon Ryze, Cassiopeia'ya göre. Direkt üstünden öğretecek. Onun için çok önemli bir eşya olan Gözyaşı'nın tanrıçasını çantasına ekledi. Gözyaşı'nın tanrıçası yepyeni bir eşyamız. Tanrıçanın gözyaşı. Gözyaşı'nın bir üst modeli. Yeni çıktı. Yeni çıktı.
İndirimde. Yani oyuna girdiğiniz zaman bir mağazaya bir göz atın. Şimdi orta koridorda Immortor tabii rakibine kıyasla o mana yenilenmesi çok daha fazla olduğu için geri gitmek durumunda kalmadı. Ama Tanrıçanın gözyaşını alan taraf ve o yükleri biriktirmeye başlayan taraf Solus Prefect oldu. Şimdi Kovu orta koridora doğru yaklaşıyor. Bu takımın oyun yapan ismi Kovu. Bu takımın şu ana kadarki yıldızı Kovu. Bu karşılaşmada da bakalım takımını galibiyete taşıyabilecek hamleleri yapabilecek mi? Kovu'nun orada olduğuna dair fikri yok şu anda Dark Passage tarafının. Şimdi üçlü çalın oradan kayıcılara bakıyor. Burası da temizlenmiş ama Wicked kule altı denemesi için birazcık erken. Dördüncü seviyede bu kule altını yapacaklar mı? Hayır. Hem Brolya hem Kovu'nun geri gittiğini görüyoruz. Yani sıkıntılı bir deneme olabilir ki zaten Wicked'in can havuzuna baktığımız zaman da gayet sağlıklı konumda olduğunu söyleyebiliriz. Kovu'ya değinmişsin sen zaten yani Galacticos'un rahat kazandığı oyunların en başında hep Kovu geliyor. Yani Kovu iyi oyun geçirirse Galacticos gerçek anlamda oyunları erken dönemde domine edip bitirme lüksüne sahip. Onun dışında zaten kanı kaynayan bir ekip. Yani devamlı takım savaşı yapmak isteyen bir ekip. Böyle hani oyun rolantide gitsin, yani şampiyonlarımız güçlensin kısmı sanki pek onlara göre değilmiş gibi görünüyor şu ana kadar. Üst tarafta Obvious'un görüşünü aldılar. Kovu zaten oraya girip totemlemeyi yapmıştı ve işaretlemeler de hemen onun üzerine geldi. Ya Kovu'nun orada harcadığı yaklaşık bir 30 saniye Galacticos adına önümüzdeki 2 dakika boyunca baskınlardan tamamen kurtulmak anlamına gelecek. Çünkü Rengar'ın nerede olduğunu elleriyle koymuş gibi bulabilirler şu anda. Tabi bu da alt tarafa Kovu'nun bir ziyaret yapması anlamına gelir mi onu göreceğiz ama o birazcık daha şu ana kadar minyonlarla haşır neşir olmayı tercih ediyor. Ama yani burada orta koridora gelecek bir baskın sonucu Immortor'un ellerinden arındırını alabilirler. Ve şimdi bunu deneyecekler. Kovu geliyor. Runaps'ı tutacak mı orada? Tabii tutacak mı doğru cevap olmadı ama Runaps'ını menzile edecek mi? Arındır kullanıldı. Sıçra da kullanıldı. Kovu bir baskınla beraber iki sihirdar büyüsünü birden almayı başardı. Şimdi Obvious orada Brolya fazla yaklaşırsa üzerine doğru atılmak için bekliyor. Brolya'nın dikkat etmesi lazım. Tabii 5. seviye bir Nautilus. İki tane Doran yüzüğü var ve Obvious üzerine doğru atladı. Şimdi Brolya yalnız çıpasını kullandı. Tabii önüne geçemeyince o noktadan Nautilus'un. Kaçmasını engelleyemiyorsunuz. Ve ormancılarda skor açıkçası şu anda 2-0 bence. Kovu'nun yerine, Kovu'nun lehine. Ki şunu da ekleyelim hemen. Hani Obvious orada bayağı bir zaman kaybetti. Aynı zamanda kendi takım arkadaşının tecrübe puanında evet, paylaşılmasına ona da ortak sebep oldu. Yani erken bir seviye 6 olursa eğer Brolya ve Işınlar'la beraber haritanın başka birine oyun yapmaya giderse çok büyük bir avantaja sahip olabilir Galacticos. Yani orada biraz vergi memurluğunu abarttı Obvious. Fazla takıldı. Evet. Min TNT de alt koridoru şu anda tabii ittirmeye başladı. Şimdi tek başına kalmış gibi görünüyor Holyfinks ama Rogo da muhtemelen nehirin üzerine bir totemlemeye gidecek. Evet aynen kendi mağa güçlendirmesinin girişine bir tane totem bıraktı ve direkt Kovu'yu o noktada geri gönderdi. Şimdi bu arada orta koridora işaretler de geliyor. Immortor'a dikkat etmesi için işaret ediyor takım arkadaşlar ama tabii Immortor'un bu dikkati sıçra Lunaps'i menzilin dışında kalmasını sağlıyor şu ana dek. Tabii öbür minyonlara ulaşamayınca ne olur onu zaman gösterecek. Minyon sayısında 4 minyonluk bir Solus Prefect üstünlüğü var. Çok üzerinde durulmasına gerek yok. Immortor yani o minyonlardan birini almaya çalışırsa sıçra Runaps'ini göreceğiz gibi geliyor. Yani sıçra Runaps'ı gelecek. Üstüne bir de Kovu'dan bütün sihirdar büyüleri ve büyüler gelecek. Ama şöyle bu noktada Immortor'u tabii sihirdar büyülerinin olmamasının çok farkında. Yani Immortor'a dair kötü olmadığına emin olduğumuz bir şey varsa o da sınırlarını bilmek. Hatta bazen sınırlarını fazla hesapladığını bile söylüyoruz ama bu noktada onu belki de hayatta tutan, ilk kanı vermesini engelleyen bu oldu. Aslında Immortor'un kendi kimliğini kazanmasındaki en büyük olaylardan bir tanesi diyebiliriz derken. Bu arada Vox'dan güzel bir yem. Beni bile kandırdı öyle söyleyeyim yani. Evet derken baskın mı geliyor ama kimse yok. Yani en son Grace'i ben kendi ormanında görmüştüm o. 5 saniye içinde nereden nereye geldi? Holy Phoenix de bu arada bozuntuya vermiyor. Ben zaten geri gidecektim. Ondan 90 kalibreli K kullandım diyor ve geriye gitti. Hadi bunu da biz yemiş olalım. Obvious bu arada kırmızı güçlendirmesinde. Şu ana kadar tabii Rengar haritaya ciddi bir etkide bulunmayı başaramamış olmasına rağmen minyon sayısı gayet fazla. Seviyede de bir seviye önünde Kovu'nun minyon sayısı dolayısıyla tabii. Tabii Rengar'ın biraz daha hani iş yapmasını gerektiren seviye 6 noktasına gelmesi gerekiyor onun için. Bu noktada hani Kovu herhangi bir şey çıkartamadığı için muhtemelen Obvious bu durumdan memnundur derken. Şimdi Min TNT Ashen Feneri ile beraber
sersemletmeyi yemeden oradan çıkmayı başarıyor. Yalnız şimdi orada tuzağa yakalandı. İçindeki alev de geliyor. Mean TNT. Bu sefer tabii Thresh'in bir feneri yoktu. Tabii bu noktada Holy Phoenix üstüne dönüp eşya aldığı için çok kötü bir takası olacaktı bu devam ettirselerdi. Yani Mean TNT de bunun farkındaydı ve oradaki takasa girmeyerek atlaması beraber kaçtı. Şimdi bu arada orta koridor iki kişilik bir baskın. Immortor'un narındırı bekleme süresinde henüz çıkmamıştı Immortor'u. Başı belada, yalnız kenardan dengeleyici geliyor Wicked'dan. İlk kan burada Galacticos'ta kaldı. Obvious. Devam edebilecek bir Dark Passage. Hayır, 2'de 2 Kou'ya geliyor. Galacticos adına tek bir yıldız var dedik. O yıldızla iki skorla başladı maça. Evet, skoru burada Kou aldı ama yani Vox da buraya çok iyi bir şekilde geldi. Destek oyuncusu olmasına rağmen ortadaki pozisyonu iyi sezdi. Kou ile beraber iyi bir iş çıkardılar. İkinci skorun alınmasında da çok büyük bir katkı payı sahibi diyelim Vox'a. Triel bu noktada bu arada Galacticos'a matematikten de 10 puan veriyorum. Immortor'un arındırı bekleme süresinde yani 2 ya da 3 saniyesi kalmışken bu baskını koordine etmeleri. İyi bir hesaplanmış. Aynen takım öyle. Baskın diye. Ve şimdi alt koridora gidecekler. Alt koridorda kimi yakalayacaklar soru o. Kettin geliyor mu? Holy. Hayır, Rogue oraya bir içindeki alev atacak mı? Totem atacak ama o totem onun sonu olacak. Rogue'u kenarlarına doğru çektiler. Skor henüz kimi? Ölmedi. Skor Mean TNT olacak. Roket atlayışıyla beraber Mean TNT. O nokta bu arada Ryzen gideceği yere de geliyor ama obvious gelecek oraya. Minyonlar yok. Vox tanklıyor şu anda. Şimdi Source Perfect'e döndü kule bu arada. Ve sonunda Minyon'a döndü. Galacticos'un da 3. skor geldi ama şimdi Immortor orada. Immortor kontrol totemine yakalandı. Galacticos'tan gayet iyi hazırlanmış bir pozisyon diyebiliriz. Tabii bu birazcık daha iyi uygulayabilirlerdi. Yani Rogue bence biraz fazla hayatta kaldı. Bu az önceki pozisyon bu arada. Tabii burada yine her şey devreye girmiş. Vox'la sıçrasını atıp derisini yüzmüş ve olabildiğince Immortor'u neredeyse kitle kontrol efektlerinden çıkarmamışlar. İşte bu Vox tarafından gelen kitle kontrol de harika olmuş ve skorun alınmasını garantilemiş. Ölüm cezası gerçekten de Obvious'ın düşmesiyle sonuçlandı. Galacticos nispeten sakin başladığı maçta bir anda vitesi 5'e taktı ve 2000 altınlık, 1700 altınlık bir farkı açmayı başardı. Henüz hiçbir kule alınmamışken. Ama hani Galacticos'un zaten hani oyun tarzı bu. Yani Galacticos'a karşı oynarken yani hiçbir zaman nehiri totemsiz bırakamazsınız. Öyle bir lüksünüz yok. Ki zaten o baskın gerçekleştiğinde bütün takım nehirden geldi ve o üçlü çalıya gelene kadar herhangi bir şekilde görüş yoktu. Rogue yeniden Vox'a yakalanıyor şimdi üzerinde. Bombalar birikmeye devam ediyor. Yalnız orada Rogue'u dürttüler. Daha fazla bir şey olmasını engellemek için oradan çıkıyor Galacticos ikilisi. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi açıkçası bu Dark Passage adına. O noktada Rogue şu ana kadar üstüne gelen hasarı gayet iyi bir şekilde tanklıyor. Onu da belirtmekte fayda var. İşte o keşif taşının içindeki Yakut Kristal hayat kurtarır ya. Ekstra can havuzu hayatta kalmanızı sağlıyor. Orta koridorda bu arada Source Perfect adına 14 milyonluk bir fark açılmış durumda. Tabii az önce skoru aldıklarında da o farkı... Aslına bakarsan Source Perfect çok açamamıştı çünkü direkt olarak alt koridora gitti oradan. Ama koridorda daha iyi oynayarak şu anda üstünlüğünü kabul ettiren taraf Source Perfect. Ve bu orman artık Dark Passage'ın ormanı değil, bu orman artık Galacticos'un ormanı. Farkında mısın bilmiyorum ama Source Perfect yine geliyor buraya. Ve o buraya gelirken Kou zaten burada. Şimdi Sis Perdesi arka taraftan gittiği yerde Ryze'ı bir tuzak bekliyordu. Ryze gitmeyi tercih etmedi mekan sapmasıyla beraber ve koridoruna geri dönüyor. Yani şimdi Obvious'la Cassiopeia yan yanalar, onlar alt koridora mı dönecek? Tristana çok hızlı bir şekilde kule alabileceğini söylemiştik. Kou, Mean TNT ve Vox. Orada kule altını beraber paylaşıyorlar. Thresh bir de takım arkadaşının son minyonu al buradan çıkalım diyor. Yalnız şampiyonlarının haritaya yaydığı korkuyu şu an Galacticos inanılmaz derece iyi kullanıyor. Önce Ryze ultisi geldi. Alt DP'nin alt ikilisini ikinci kulenin önüne kadar ittirdiler. Sadece Ryze'ın attığı bir ultiyle yaptılar bunu. Ve oradan gelen alanı inanılmaz derece iyi kullandılar. Bir de üzerine bu daha ejderhasını eklerlerse inanılmaz derecede kazanç çıkacaklar. Daha ejderinde almayı başaracaklar. Dark Passage'dan buna bir cevap yok. Mean TNT tabii hiç hız kesmeden hemen alt koridora dönüyor. Oradaki minyonları da ittirecek. O minyon dalgasını aldıktan sonra geri dönecektir ve bakalım eşya dizilimi nasıl olacak? İlk olarak ebedi kılıca gittiğini görüyorduk genelde Tristanaların bir dönem. Ama tabii Runaan da bu eşya diziliminin bir yerinde kendine rol bulabilir. Bakalım bu geri dönüşte zaten çantasında çok ciddi miktarda bir altın olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir balta geldi, evet ebedi kılıca doğru gidecek gibi görünüyor. Yalnız bir eğik yay, nişancıyı daha doğrusu. Biraz ondan. Yani şu anda hiçbir altını boşa gitsin ya da
üstten bir altınla ayrılsın istemiyor Mean TNT. Çünkü takımının sürücü koltuğunda olduğunu biliyor. Şimdi de Galacticos'tan ufak da bir rotasyon geldi. Alt koridoru üst tarafa göndermeyi tercih ettiler ki artık bu noktadan sonra Tristan'a aldığı bu eşyalara zaten ufak da olsa bir kule canavarı edasına bürünü diyebiliriz. Şimdi orada Wicked Dunmore'da güzel totemler hatta o kontrol totemi alınsa bile oradaki görünmez totem sayesinde rakiplerinin hamlelerini okuyabilecek. Bu da tabii Rogue ve Holy Phoenix adına ittir emri demek. Çünkü 3 kişi yukarıda. Orta koridorda da bu arada Kovu'yu da görüyorlar. Sos Perfect'i de görüyorlar. Rakibin hepsinin nerede olduğunu biliyorlar. Şimdi bir kule hatta Rengar da katılmış Holy ve Rogue'ya. Ve birebir bir kule değişimi şimdi oldu. Şimdi burada 2v2 kuleler takat olursa herhangi bir taraflarının ekstra bir kazançla ayrılmayacak. Çünkü zaten Wicked'ı bu arada duvarın kenarında yakalamayı başardı. Kovu büyük bir hasar ama ultiden sıçrayla kaçıyor Wicked. Ulti gelseydi skor gelir miydi bilinmez ama orada sıçrasını almayı başardı Rumble'dan. Şimdi kule değişimi ama üst tarafa baktığımızda o kuleyi Galacticos birazcık daha rahat alabilir. Yalnız dengeleyici de gelmiş. Dengeleyici bekleme süresi de gitmiş. İki kule altını da takımlarda birikti. Şimdi yalnız devam edecek mi Galacticos? Hayır. Karşılıklı takas. Açıkçası bu noktada altına birazcık daha fazla ihtiyacı olan Dark Passage'in işine yaradı gibi görünüyor. Biraz daha eşya konusunda aradaki farkı kapatmalarını sağlayabilir. Ama şunu söyleyelim, aslında burada Galacticos'un yaptığı güzel bir rotasyon var. Yani haritanın alt tarafında bütün global görevleri aldıktan sonra Ejderha dahil bu takası uygun gördüler. Yani Ejderha'yı da aslında o kısma dahil edersek avantajlarını söyleyebiliriz. Tabii yani rotasyonu birazcık daha erkenden değerlendirirsek sen de haklısın. Dağıcılarını aldılar tabii ama Galacticos bu oyunda ciddi bir avantaj sahibi. Şu anda da öyle yani bu 2'ye 2'ye rağmen. Çünkü güç patlamasını şu anda yaşamakta olan Graves ve yavaş yavaş o noktalara gelecek olan bir Ryze var. Ki o da zaten ilk eşyasını tamamlamış. Asırlı sopasının yüklerini yavaş yavaş biriktiriyor. Şimdi Rogue üst tarafa doğru gitti ama orada bir totem buldu. Onu kırarak altını almayı başardı. Bu sefer de DP'den bir koridor değişikliği görüyoruz ama arkalarında kule olmadığı için eğer o noktalara gelecek bir ışından Broly tarafından direkt haritanın başka noktasında Galactic Sudan'a avantaja çevrilebilir. Ve iki takımın oyun kontrolü üzerine en büyük fark şu. Kontrol totemini aldı karşısında. Görünmez totemini verdi. Ölüm cezası da tutmuyor ama Galacticos bu agresifliği yaptıktan sonra rakip takımın ormanın her tarafında görüntüsü aldı. Sıçra geldi bu arada Kovu'dan. Agresif bir oyun yolun sonunda kullandı. Kırmızı güçlendirmeyle yavaşlatmak istiyordu. Sol tüfekten sıçra ama Rogue skorunu almayı başaramadı. Orada Thresh Fener ile beraber güvenliğe gidiyor ama Dark Passage oradan skor vermeden kurtulmayı başardı. Kovu şimdi yalnız agresifliğe devam ediyor. Cassiopeia'da inanılmaz bir hasar verdi. Tabii üzerinde bir zırh kırıntısı bile bulunmayan Cassiopeia'da o noktada Graves'den çok ciddi hasar aldı. Yalnız bu yaptığı ufak takaslarla beraber orta kuleyi çok rahat bir şekilde almayı deneyebilir bu noktada Galacticos eğer hızlı olabilirse. Yalnız tabii Graves'in de sıçrası ellerinde yok. Şimdi bu arada Rengar'da ulti geliyor. Orta koridor kulesi alındı. Wicked'ı yakalamayı başardı Broly. Şimdi Vox'un üzerinde Obvious. Bolasını da tutturmayı başardı Vox'a. Caitlyn ultisi geliyor. Thresh yalnız oradan nispeten tank düşmedi. Mean TNT oraya Miasma gelmeden roket atlayışını kullandı. Son saniyede kurtuldu. Doğru zamanda atılmış roket atlayışı hayat kurtardı bu noktada. Burada Dark Passage aslında iyi denedi. Muhtemelen Sos Perfect'in bu takım savaşı olmadığını anladılar ve direkt 4v5 takım savaşına zorladılar. Senin dediğin gibi belki o roket atlayışı biraz geç gelseydi bir skor alıp ardından global göreve yönelebilirlerdi. Ama Galacticos yine burada iyi bir iş başardı ve 4v5 pozisyonda takım savaşından kendilerini sıyırmayı başardılar. Yani şu ana kadar oldukça kararlı şekilde takımlar aslına bakarsan tetiği çekiyor ama bunun sonucunu alamıyorlar. Yani az önceki savaşta gördük, Kovu'dan sıçra oyun geldi, Sos Perfect'ten sıçra oyun geldi. İkinci çatışmada Obvious'tan benzer bir oyun geldi ama günün sonunda herhangi bir skor alınmadı. Dolayısıyla hedef güzel, eğilim güzel ama uygulama ve sonuç aynı güzellikte olmadı şu aslında anda hani karşılaşmada. Oradaki uygulamalarda da hep böyle piksel canlarla kurtulan şampiyonlardan bahsediyoruz. Yani her iki şekilde takımların avantajı veya dezavantajı dönebilir. Şimdi bu arada Ryze'den ulti geliyor. Vox ölüm cezasını tutturdu. Arındır'ı aldı ellerinden. Yalnız Immortal Rocket'le kontrolünden birazcık daha çabuk çıkmasına rağmen hayatta kalmayacak. Arındır o noktada kurtarmak için yeterli olmuyor. Vox da bu karşılaşmada şu ana kadar ölüm cezalarıyla 10'da 10. Yani bu noktada biraz krediyi Vox'a verelim. Niye verelim? Sos Perfect'e versek iyi olur. Lapsin'in üzerine geldiği için sonuçta yere mıhlayan bir hedefe tutturuyorsun. Ayrıca bir Runeapse'i sonradan... Mean TNT. Bu arada Mean TNT yakalanabilir.
dengeleyici işte. Ya siz tamamen savunma amaçlı reaksiyonel dengeleyiciler atıyorsanız bir karşılaşmada ve Wicked şu ana kadar hep reaksiyonel dengeleyiciler attı. Oyunun kontrolü rakibinizde demektir. Dark Passage'de bunu yaşıyor. Şimdi bu arada dikkatlerini alt koridora çeviriyorlar. Tabii Tristana başlı başına büyük bir kule tehdidi ama yanında Graves'in olduğunu da unutmamak lazım. Kule eridi gitti ve 16 saniye sonra çıkacak olan Dajler'i içinde yine avantajlı olan taraf Galacticos. O çalıya bakacaklar mı? Hayır. Dakika 18, yani 19 dakikaya geliyoruz. 6 kule. Oyunun bu dakikasında yani bütün görüşünüzü kaybettiniz. Bundan sonraki dakikalar Dark Passage'den daha zor bir hal alacak. Özellikle görüş anlamında. Bu ejderhe cevabı yok Dark Passage'in. Acaba bir vadinin alameti denemesi mi olacak ya da... Üst koridordan bir kule almak istiyor bu arada Dark Passage. Yani altında geride olduklarını bilincindeler. 5000 altınlık bir fark var ve dağcılarına da gittiğini biliyorlardı rakiplerinin. Dolayısıyla burada her altın kırıntısı Dark Passage'in oyuna dönmesi için çok çok önemli ama Broly'e geldi. Birazcık erken dönmüştü. Kendini tehlikeye atacak mı? Bir kule için bu tehlikeye atmayı tercih etmedi Broly'e. Şimdi yalnız savaş başlatmak isteyebilir mi? Arkadan Sauce Perfect geliyor. Hayır, o savaşı başlatmayacak. Şimdi Galacticos'un en sıkıntılı dönemine gelmiş bulunuyoruz aslında. 6 kule alındıktan sonra haritada genel anlamda global görev kalmadıktan sonra ne yapacağı konusunda birazcık sıkıntıya giren bir takım Galacticos. Bu onlar için belki de en büyük sınav olacak şu anda. Vadinin alameti de ait olduğu yere hiçliğe geri döndü ama gitmeden önce abisini çağırmayı ihmal etmedi. O kontrol totemini kaçırmıyorlar bu arada. Arayıcı zihnetin menzilinde yakalayınca tabii bulması daha kolay olacak. Eşyalara baktığımızda gecenin kıyısını tamamlamış bu noktada Graves. Ve yanına da cengaver güçlendirmeli akıncı palası. Orta koridordan bir kuşatma izleyeceğiz. Bakalım bunu bir sonuca ulaştırabilecek mi Dark Kız çekimi? Yalnız bir... ters taraftan Vox ve Kou geliyor. Sauce Perfect de bu arada rakibin ormanından geliyor. Holy orada tabii karma kalkanıyla beraber fazladan bir otomatik saldırı daha yaptı orada kuleye. Sauce Perfect de orada gelebilecek herhangi bir pozisyon bulamadı. Dark Passage geride olmasına rağmen birazcık böyle elleri ısındırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Birazcık kontrolü ele almaya çalışıyor gibi görünüyor. Yalnız baron etrafında görüşe bakar mısın? Baron etrafı. Baron ve baron etrafı. Galacticos'un orası yani. Kaldırmışlar oradan savaş sesini. O yüzden ve barona başladılar şu anda. Vox tanklıyor şu anda ama Nautilus'un gelmesi lazım oraya. Thresh fazla uzun süre tanklayamayacak orada. Kefaret de geldi. Baron ciddi bir hasar vermeye devam ediyor. Şimdi Nautilus geldi. 2200 can, 1700 can. Obvious çok çok uzaklarda. İçindeki alev de yeterli olmadı. Ve 21. dakikada harika bir ninja baron. Galacticos tarafından geliyor. İki tane daha ejderi olan. İki tane nişancısı olan rakibe saygı duymayan Dark Passage'in sonu da 22. dakikada uğraşması gereken süper minyonlar. Bakalım bu minyonların üstesinden nasıl gelecekler? Güçlendirilmiş minyonlar diyelim bu arada. Aynen öyle. Tabii iki tane dağcılarının burada çok büyük bir katkısı oldu Galacticos'a. Bu noktada da görüşten bahsetmiştik. Tam biz görüşten bahsettiğimizde aslında Galacticos doğru olanı yaptı. Her şeyi ele geçirdi. Görüşü ele geçirdi. Güzel baron kararı. İki nişancıyla beraber çok hızlı bir şekilde baronu aldılar. Bakalım 1-3-1 mi deneyecekler? Tabii benim o bir 3-1-3 var. Onu kenara koyuyoruz. Öyle bir benim yarattığım bir taktik 2027 var. 2027 yılında League of Legends 7 kişiyle oynanan bir spora dönüştüğünde insanlar geri dönecek ve senin ileri beni görüşlerine saygı duyacaktır yani. Ölüm cezası yine duvarın üstünden devamı, tuttu ama... Devamı gelmedi o noktada. Kou da yavaş yavaş danslara başladı. Tabii keyifler yerinde o kontrol totemi yine hayatta kaldı. Galacticos'un pek almaya niyeti yok o totemi gördüğüm kadarıyla. 1-3-1 devam ediyor. Şimdi yalnız Ryze biraz orta koridora hareketlenir gibi yaptı. Kayn'e karşı o kuşatma yapmak çok kolay değil. Belli sayıda geçiş var. Yalnız o bombayı koymayı başardı. Dengeleyici geldi. Kou üzerinde Kayn'in ultisi de var. Sıçrasını almayı başardılar. Rengar'da ultisini kullandı ama obvious. Yetişemedi rakibine. Sıçrasını da kullandı bunun için ama Kou'da da o sıçralardan bir tane var. Şimdi Sauce Perfect ile Immortor arasında birebir. Immortor'u arkası dönük hedefe kullandı ultisini. Sauce Perfect şimdi geri dönüş hasarı ama Caitlyn de geliyor. Şimdi orada tuzağa yakalanınca Sauce Perfect oyun bitiyor. Vakit kazandırmaya çalışıyor Sauce Perfect. Derdi orada skor almak değil. Üst koridordan Inhibitor Kulesi Galacticos'un ellerinde olacak. Şimdi dikkatlerini Inhibitor'a çevirdiler. Immortor'u yetişmeye çalışıyor. Sauce Perfect ultisini kullanarak geldi. Bir de minyon getirdi yanında. O minyon peşinde koşuyor rakibim ve orta koridor Inhibitor'u de şu anda Galacticos'un ellerinde. Maçın 23. dakikasındayız. Baron güçlendirmesinin sırtına alan Galacticos. Kefaret de geldi. Rakibinin üstüne yaslanmış durumda.
Aslında bu Caitlyn'in tuzaklarının olduğu da fazla diretmemeleri gerek. Yani bütün tuzaklar burada kurduktan sonra alt koridora kayabilirler. Zaten az önce benzer bir yaptılar. Şimdi Cassiopeia üzerinde kullanılan bir zaman kazanmak için Mintian yine agresif roket atlayışı. Rengar bir varmış bir yokmuş. Kou'da kaldı yine skor. İkinci inhibitörü de almayı başaran Galacticos ekibi oluyor. Ve oyunu bitirmeye doğru mu gidecekler acaba? Geri gitmeye hiç niyetleri yokmuş gibi görünüyor Rengar. Niyetleri yok, gerek de yok. Immortal'ı sıçra ulti, iki kişi serserletti bu sefer. Bitkinlik var bu arada Cassiopeia'nın üzerinde. Roket atlayışı ulti kombosu. Mine skoru bırakıyor. Hayır bu arada, son bir pekte kaldı skor. Ama Wicked skoru orada, o da Kou'da kaldı. 7-1'lik bir skor. 24. dakikada Galacticos Dark Passage karşısında galibiyete ulaşmayı başarıyor. Ve bu kazandıkları oyunla beraber neredeyse harika bir oyun oynadıklarını söyleyebiliriz. Açıkçası bu oyuna ben 10 üzerinden 10'u çok net bir şekilde verebilirim. Sıfır hata, harika rotasyonlar. Gerçekten de harika oynadılar. Yani, selam. Müthiş oynadılar. Çok az hata yaptılar. Ve bu hataları da hiç kafalarında büyütmediler. Çok az hataya ben katılmıyorum ya. Büyük bir hata yok oyunda. Yani hata yoktu bence. Yani 26. dakikada biten bir oyun için... 24. 24 hatta.